mı benim çoluğumu çocuğum benim 26 yaşında çocuğumu Ahmet Çağrıcı gibi nefes alır halde getirebilecek bir baba yiğit var mı? Onlar 3 işçi ölsün, 5 işçi ölsün, 7 işçi ölsün konuştular. 301'in evladı vardı, anası vardı, eşi vardı. 301 sene, 15 sene miydi? Niye bakıyorsun? Niye gülüyorsun? Bunları çıkarın. Bir defa bu tür ocaklarda, kömür ocaklarında, madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur, iş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. İsmim Ali Kandemir. 1979 Savaştepe doğumluyum. İki evliyim, iki kız çocuğum var. İş kazası sonucunda iki gözlerimi kaybettim. Hayatımı bir şekilde sürdürmek için mücadele ediyorum. Uyar Madencilik'te 2007, 31 Temmuz 2007'de maden kazasında iki gözlerimi kaybettim. Kazanın oluş şekli Soma'daki Darkale Ocağı adıyla geçen maden ocağında 2007'de dinamit patlaması sonucunda iki gözlerimin ikisini de kaybettim. Bu kazanın oluş şekli de haberci ile dinamitçinin arasındaki haberleşme sonucunda iki gözlerimi kaybettim. Maden sahasındaki sistemde ayak dediğimiz yerde dinamit patlaması sonucunda kaza yaptım. Ha bu iş yerindeki iş güvenliği var mı derseniz iş güvenliği yok. İsmim Mustafa Feroğlu, Ankara İşçi Meclisi temsilcisiyim. Ankara İşçi Meclisi ilimizde farklı sektörlerden işçileri yan yana getirmeye çalışan bir yapı. İşçilerin ekonomik, demokratik, siyasal talepleri için yıllardır mücadele ediyoruz. İş cinayetleri de yıllardır üzerine çalışma yürüttüğümüz bir konu. Her yıl iş cinayetleriyle 2000'den fazla işçi yaşamını yitiriyor. AKP'li yıllarda bu sayı 28.000'e ulaşmış durumda. Elbette ki tek sorun AKP değil. Fakat AKP'de, AKP'li dönemde bu sayının daha fazla arttığını görüyoruz. Özellikle 2003 yılında çıkan iş kanunuyla beraber taşeronlaşmanın, kiralık işçiliğin, özel istihdam büroların yaygınlaştığını görüyoruz. Çalışma yaşamının esnekleşmesiyle ve güvencesizleşmesiyle işçi cinayetlerinde çok daha fazla arttığını görüyoruz. Adım Başar Anaksu, 2013 Mayıs 2014'ten beri Soma'dayım. 2018 yılından beri de burada kuruluşuna öncülük ettiğim Bağımsız Maden İş Sendikası'nın gönüllü örgütlenme ve eğitim uzmanıyım. Şimdi iş cinayetleri, iş kazaları söz konusu olduğunda burada bir sistemik bir şeyden söz etmek lazım. Çünkü Batı'da bildiğimiz işte Almanya'da, İngiltere'de maden ocaklarında uzun süredir ölümlü iş kazaları yaşanmıyor. Ya da işte uzuv kayıplı iş kazaları da çok nadir. Fakat Türkiye'de bu adeta kuşkusuz 13 Mayıs 301 insanın katledildiği 2014'teki katliamla simgeselleşen bir şey var ama sonrasında da eğer İSİK verilerini takip edenler görür ki rutin bir şekilde madenlerde iş cinayetleri devam ediyorlar. Daha yakında Soma'daki bir işletmede metan yükselmesinden 56 işçi arkadaşımız değişik yerlerinden yanarak yaralandılar. Hastanelere kaldılar. Allah'tan bir ölüm söz konusu olmadı. Merhabalar. İsmim Osman Yürük. 38 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıldır elektrik bakım onarım işiyle meşgulüm. Daha önce başıma birkaç kez iş kazası geldi. Patronların ihmalleri yüzünden. Ama hayatımı etkileyen, en çok ciddi anlamda etkileyen bir iş kazasından sizden bahsedeceğim. O zamana kadar çok deli doluydum. Hayata tutunan, sımsıkı tutunan birisiydim. 2014 yılında iş kazası geçirdikten sonra hayatım bir anda değişti. Ben
kazayı yaptıktan sonra iş yerimden maddi manevi hiçbir şey görmedim. Hastanelere, Manisa Celal Bayar, Ankara Gazi Üniversitesi'ne maddi gücümle gittim. 4,5 yıl, 5 yıl civarında bir sağlık mücadelem oldu. Sağlık mücadelemde de ne iş yeri benim yanımda oldu, ne patronum benim yanımda oldu. Ben hep kendi maddi gücümle ve iş arkadaşlarımın kendi aralarında topladıkları parayla devam etti. Bu esnada ben iş yerime defalarca gittiğim halde bana hiçbir şekilde git, kendi iş adaleti, adaletin kestiği parmak kanamaz, adalet ne verirse ben onu ödeyeceğim dedi. Bu şekilde ben 7 yıl bir hukuk mücadelesi verdim. 7 yıl hukuk mücadelesinden sonra kazandığım tazminatım iş yerimin aynı ocakta 7 defa isim değiştirmesi sonucunda benim kıdem ve ihbar tazminatım, iş kazası tazminatım, bütün haklarımı kaldı. Ve 14 yıldan beri de hala aynı mücadeleyi veriyorum. Ama hiçbir sonuç yok. Ben buradan bütün yetkililerden de bu konuda bir an önce bu işin sonuçlandırmasını bekliyorum. Yüksekten düşme, göçük, elektrik çarpması, kalp krizi gibi nedenler başı çekiyor. Bu nedenler bize belli sektörlerde de özellikle karşımıza çıkıyor. Mesela yüksekten düşme daha çok inşaatlarda karşımıza çıkan bir neden. Alınmayan ihmalleri birebir gösteren bir olgu. Kalp krizi gene burada çarpıcı bir neden olarak karşımızda. 50 yaş üstü çalışanların ülkemizde 50 ve 65 yaş üstü çalışanların çok yoğunluklu olduğu bir ülke olduğumuz için insanların emekli olması gereken bir dönemde çalıştıkları için bu kalp krizi de bu yaş grubunda çok fazla ölüme neden oluyor. O gün her zamanki gibi evden çıktım. Sıradan bir gündü benim için. İş yerine vardım. Üstümü değiştirdim. İşbaşı yapmayı bekliyordum. Zilin çalmasını bekliyordum. Yetkililerden birisi saatin çalışmadığını söyledi. Yukarıya çıkıp bakmamı istedi. Yukarı çıktım merdivenlerden. En son kattaydı. Hatta en son katın üstünde bir yerdi. Her yer toz içindeydi. Panoya bakmak için ilerledim. İlerledim. Ve son anda alçıpanın demirini fark ettim. Ama o demiri fark ettiğimde işten geçmişti. Meğer benden önce de oradan 3 kişi düşmüş. Benden önce de 3 kişi oradan düşmüştü aynı şekilde. Demirden ilerlemişler, camdan ilerlemişler ve en sonunda alçıpana basıp onlar da benim gibi aşağı düşmüşler. O gün çok şanslıydım gerçekten. Her zamanki açık olan cam kapı o gün kapalıydı. Yani üzerine düşmekten kurtuldum. Şayet kapı açık olmuş olsaydı çok daha çılgın şeyler gerçekleşebilirdi. Çok daha kötü şeyler gerçekleşebilirdi. Şimdi burada işletmeler, bu Türkiye'deki yeraltı kömür işletmelerinin çok büyük bölümü Türkiye kömür işletmeleri ve Türkiye taş kömürü işletmelerinin rödevanslı ya da hizmet alımlı sahaları olduğu için ve çıkan her tür kömürü bu işletmeler gözü kapalı taş toprak satın aldığı için ve yine 13 Mayıs 2014'ten sonra çok yoğun olarak buralarda yüksek teknoloji girdili, tam mekanizasyon denilen sistemle çalışıldığı için yoğun bir üretim döngüsü, üretim hızı söz konusu ve işverenlerin de buraya yatırım yapan holdinglerin, şirketlerin, işte yabancı fon kuruluşlarında yüksek kar beklentileri var. Bu yüksek kar beklentisi işletme yöneticileri ve mühendisler üzerinde, aşağıda çalışan işçiler, mavi yakalı madenciler üzerinde bir baskı döngüsü, yani bir üretim hızı, hadi hadicilik pratiğini yeniden üretiyor işletme, çünkü daha çok kar istiyor ve dolayısıyla burada uzuv kayıplı iş kazaları ya da işte ölümlü iş kazaları yaşanması doğal bir sonuç olarak ortaya çıkıyor ve burada da
Geçenlerde de yine geçen hafta da basına yansıdı. Biz 3 yıldır söylüyoruz aralıksız. Çalışma Bakanlığı sözlü talimatla 2018 Kasım ayından beridir maden işletmelerinde, yeraltı maden işletmelerinde denetim yapmıyor. Tabii alçıpan kırılınca yüksekten düşüp ayaklarım üzerine çakıldım. Çok ciddi ağrılar çekiyordum. Yerde kıvrım kıvrım haldeydim. Düştüğüm yer tam ofisin ortasıydı. Yetkililer, mühendisler koşarak beni ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bir yerlere oturtmaya çalışıyorlar. Kimisi su vermeye çalışıyor. Ben tabii feryat figan. En sonunda ambulans aramak akıllarına geldi. Ambulans aradılar. Uzun bir müddet yerde kıvrandım o şekilde, acılar içerisinde. Ambulans gelmedi. Beni apar topar bir arabanın içerisinde hastaneye götürdüler. Her yıl 60-70 civarında çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini görüyoruz. Alınmayan önlemler, devletin bu konuya dair bir denetleme yapmaması ve derin yoksulluğun ülkemizde her anlamıyla kendini göstermesi çocuk işçilerin daha fazla ölmesine neden oluyor. Göçmen işçiler üzerinden de çok çarpıcı bir durum. Yani yıllardır yoksulluğumuzun kaynağı olarak gösterilen göçmen işçilerden her yıl 100 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Savaştan kaçan insanlar ülkemizde iş cinayetlerinde ölüme kurban gidiyor. Doğanın metalaştırılması aynı zamanda doğanın yağması, ağacın, çiçeğin, hayvanın, canlının, börtü, böceğin yağmalanması, talan edilmesi pratiklerine dayanıyor. Türkiye'de de her yıl ortalama 500 ile 750 arasında maden ruhsatı dağıtılıyor. Bunların gibi bir kısmı milli parklar olabiliyor, işte ormanlık alanlar olabiliyor, tarım alanları olabiliyor. Burada herhangi bir pervasızca, özellikle son 5 yılda giderek daha yoğunlaşan bir sermaye saldırısı Türkiye'nin doğasını tarumar etmeye dönük, Anadolu'yu sık sık dolaşan hani insanlar daha fazla hani buna şahit olurlar. Bütün dağlarına, vadilerine, ovalarına çökmüş durumdalar. Türkiye bu söylediklerim üzerinden adeta bir ölü işçiler ülkesi. Neden önlem alınmıyor? Bizce önlem alınmak istenmiyor. Patronların kar hırsı, servetlerini büyütme hırsı işçinin canına değer vermemesine yol açıyor. Bu insanların hayatları var, bu insanların sevdikleri var diye düşünülmüyor. Sadece o insan gelip benim işimi görsün ve bana para kazandırsın. Bu anlamda da alınacak her önlem masraf olarak görülüyor. Ve cezasızlık, patronların herhangi bir ceza almadan bu işin içinden kurtulduğu çok sayıda olay hatırlıyoruz. Soma katliamı bunun en iyi örneklerinden biri. 301 işçinin ölümüne neden olan patron cezaevine bile girmedi. Gösterdiği ikinci, üçüncü kişilerse işin gerçek sorumluları olmamasına rağmen onlar bile ceza almadan çıktılar. Herhangi bir bedel ödeme söz konusu değil. Ve kader olarak gösterilen bir iş cinayetleri gerçeği var. İşin açıkçasını söylemek gerekirse beni bu duruma düşürene çok kızdım. Benden önce 3 kişi daha düşmüş aynı yerden. Ve yapılan önlem yine aynı. Kırılan alçıpanın yerine yenisini yapmak. Başka bir şey değil. Öfkelendim ama tek başıma hiçbir şey yapamayacağımı anladığım için hiçbir şey de yapamadım. Baktığınızda ben tek başımaymışım gibi görebilirsiniz beni. Değil. Benim de ailem var. Sorumlu olduğum bir ailem var. Aynı acıyı benle yaşayan, aynı sıkıntıyı benle yaşayan, aynı problemleri benle yaşayan. Yine tek değilim. 13 Mayıs öncesine kadar da işte madenlerde işte maden işçisi maden ocağında ölür. Ya göçükte ölür, ya taş kopmasında ölür, ya makineye sıkışır ölür, ya metan gazı yükselir ölür, ya su basar ölür. Ölür. Arkadaşları yanında eğer ikili, üçlü, tekli ölümler söz konusuysa hiçbir şey olmamış gibi mesai arkadaşları vardiyada çalışma temposunu, hızını sürdürür. Yanında arkadaşın kanlı bedeni yatıyordur. Fakat sen orada çalışmaya devam etmek zorundasındır. Böyle bir şey, baskıcı bir çalışma rejimi altında çalıştırıldılar madenciler. Bu işin üzerine giden, hesap soran, bir şekilde hesaplaşacağız diyen bir işçi grubu var. Mesela Sakarya Hendek'teki patlamada ölen işçiler bunun hesabını soruyorlar. Ama Soma'da bazı aileler bunu soruyor. Fakat genele baktığımız zaman işçi ailelerin eğitimsizliğinden ve sınıf bilincinin bugün çok düşük olmasından kaynaklı
İşçiler bunun hesabını sorma tutumundan kaçınıyorlar. Genellikle dava etmeme, başımız yanmasın, uğraşmayalım diye patronlarla uzlaşma eğilimine giriyorlar. Bunun da nedeni bildiğimiz gibi, yani daha önce bahsettiğim gibi, işçi bilincinin düşük olması, işçi sınıfının mücadele sahnesinde bugün yerini almaması bir özgüvensizlik söz konusu. Peki bu nasıl değişebilir? Bu işçi sınıfının kendi gücünü fark etmesiyle değişebilir. Bir sınıf kimliği kazanmasıyla değişebilir. Sendikalarda, işçi derneklerinde ve işçi savunan siyasi partilerde örgütlenmesiyle, grevlerle, direnişlerle değişebilir. Bizim gibi işçi sınıfını savunan insanlar kurtuluşun tek başına olmayacağını, ya hep birlikte kurtulacağımızı ya da tek tek batacağımızı düşünüyor. Sorun toplumsal, milyonların acılarına duyarsız kalmamız söz konusu olamaz. Dünyada eğer iki sınıf varsa ve bu iki sınıf, işçi sınıfı ile burjuvazi arasında bir savaş varsa, burada bir taraf almak gerekiyor. Ve burada dediğimiz gibi başkalarının acılarına kayıtsız kalmamız, bizim tercih edebileceğimiz bir şey olamaz. 13 Mayıs'ta 301 işçinin ölümü biraz bütün madencilerin gözünün perdesinin açılmaya, biraz var olan durumu sorgulamaya, Soma'da ki o tarihten sonra bir 3-4 aylık dönem içerisinde yaklaşık 250'nin üzerinde eylem hani gerçekleşti. İnsanlar taleplerde bulundular. Çalışma saatlerinin uzunluğu, işte alınan ücretlerin düşüklüğü, yaşadıkları mobbing, baskı, haksızlık, şiddet gibi olayları kamuoyuna dile getirdiler. Kamuoyunun ilgisi de yoğun olduğu için, alıcısı olduğunu düşündükleri için madenciler bunları dile getirdiler ve siyasette de yansımasını buldu ve 2015'te bir dizi yasal değişiklik oldu. Çift asgari ücrete geçildi. Çalışma saatleri yeniden 37,5 haftaya, haftada 37,5 çalışması yeraltı madeni işletmeleri için geçerli, kömür madeni işletmeleri için geçerli olmak üzere geçirildi. Değerli madenci arkadaşlarım, iş kazasında canlarını yitirmiş arkadaşlarımın ailelerine buradan sesleniyorum. Değerli madenci arkadaşlarım, kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin, yer altındaki kazalar bol çok oluyor. Bunun için de patronlara meydan bırakmayın, birlik olun, birlikten kuvvet doğar diyorum. Hakkınızı arayın, hak mücadelesinden vazgeçmeyin diyorum. Buradan iş kazasında canlarını yitirmiş arkadaşlarımın ailelerine de ilk önce başsağlığı diliyorum. Ondan sonra da bunlara meydan bırakmayın, hakkınızı arayın. Sevgili işçi kardeşim, biliyorum zorluklar içerisindesin ve aldığın ücretlerle de sana hayaller kurduruluyor. Buradan da çoluğuna çocuğuna bir gelecek sunabileceğin, taşıyabileceğin yalanıyla yaşıyorsun her gün. Kendi kaderin önemli kuşkusuz ama çocuğunun kaderinin kendi kaderine benzememesini istiyorsun. O yüzden bunca çalışma koşullarına, bunca ağır şartlara, bunca hakarete maruz kalarak çalışmaya devam ediyorsun. Öncelikle mezhebin, dinin, imanın, inancın, siyasi partinin ne olursa olsun, ister ülkücü ülke, ister solcu, ister İslamcı, ister Hizbullahçı, ne olursan ol, bu önemli değil. Önemli olan senin ürettiğin emek ve çocuğunun geleceği için taşıdığın hayaller ve düşünceler. Ve bunun karşısında da emin ol ki dikili olan bir devlet yapısı, hukukuyla, nizamıyla, parlamentosuyla, yasasıyla, siyasi parti gruplarıyla bir devlet var. Hakkınızı arayın. Mutlaka bir gün adalet yerini bulacak ve bu işi, bu adalet mutlaka ama sizlere geri dönecek. Buradan patronlara da sesleniyorum. Patronlardan da şunu bekliyorum. Hazreti Ömer'in adaleti gibi adaletli olmalarını bekliyorum. İşçilere ilk önce kömür değil, ilk önce işçilerin iş güvenliğini istiyorum. Patronlar daha iyi olabilir ama adaletli olmaları gerekiyor. Hayatınızı tehlikeye atacak hiçbir şeyi yapmayın. Korkmayın. Gerekirse karşısında dimdik durun. Ve adliyesiyle, notarıyla, bunların hepsi senin çıkarlarının karşısında. Bir tarafında da işte yine senin yanındaymış gibi duran sarı sendikalar var. Seni her daim avutmaya, kandırmaya ve soymaya devam eden bir patron yapısı var. Patron yapısı ki her iki yapıya da, yani hem devlete hem bu sarı sendikaları yöneten gerçek yapıdır. Bunlara aldanmayacaksın. Kendi gibilerine, kendi arkadaşlarına arandaki ayrımları ortadan kaldıracaksın. Kardeşleşeceksin.
ve ortak haklarını gündemleştireceksin, taleplerini ifade edeceksin. Patronlarla, devletle, yasalarla korkmadan çarpışacaksın. Buradan tüm işçilere ve yakınlarının iş cinayetlerine kurban giden ailelere çağrımız şudur. Artık korkmayalım. İş yerlerinde, sokaklarda, mahallelerde mücadeleyi yükseltelim. Dökülen her bir işçi kanının hesabını soralım. Sanki suçlu bizmişik gibi, sanki hırsızlığı, namussuzluğu, arsızlığı biz işlemişik gibi, biz yapmışık gibi hesabı bizden sormaya çalışıyor. Yani hesabı sorması gerekenlere gidip hesap sormayanlar, soramayanlar bize hesap sormaya çalışıyorlar. Oysa bizim haklılığımızı cümle alem, herkes biliyor. Bir işverene, bir tek adama gücü yetmeyen devlet şimdi gücünü bizde sınıyor. Biz bir kere daha bağırıyoruz buradan. Devletin gücünü bizde sınamayın. Yerin yedi kat altında alın teriyle yaşamını devam ettirmek durumunda kalıp kör edilenlerin, sakat bırakanların, ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet. Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa. Bir tane kıçı kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak. Öyle mi? Öyle mi alay komutanı? Buradayız biz. Onlarca arkadaşımızın bedeninden parçalar kopartıldı o madende. Parçalar. Şimdi bize güç göstereceksiniz ha? Ve biz bu güçten korkacağız öyle mi? Vallahi de korkmuyoruz. Billahi de korkmuyoruz sizden.